Şimdi Türkiye başından itibaren Ukrayna politikasında kesinlikle hem dünya barışına katkı sağlıyor hem de Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatleri için aktif tarafsızlık denen bir politika uyguluyor. Ben bunu son derece doğru buluyorum. Niye doğru buluyorum? Bunu eğer Türkiye böyle politika oluşturmasaydı, bu mesela Tal Koridor örneğin sorunuzun ana bölümüyle ilgili kim ilgilenecekti? Yani kim, hangi devlet arabulucu olup da oraya buraya gidip mekik diplomasisi uygulayıp bunların sonuçlanması bir katkı sağlayabilecekti? 2-3 kere barış görüşmesi oldu, ateşkes görüşmeleri oldu, esir değişimi, esir takası oldu. Bunların hepsi Türkiye ve Türkiye'nin aracıyla oldu. Türkiye bu işte eşit mesafeli kalmasaydı, ki boğazları da kontrol eden, Karadeniz'de önemli donanması olan bir güç olarak Türkiye bunları yapmasaydı, başka hiçbir ülke bunu yapamazdı. Mesela bir ara Fransa buna soyunmaya çalıştı, olmadı. Brest bölgesinde, bu Brest-Litovsk anlaşmasının olduğu o bölgede, yani Belarus sınırında, o da olmadı. Çünkü taraflar birbirlerine zehirleyecekler diye herhangi bir içecek de içemediler. Yani gergin bir orda. Ama Antalya'da, İstanbul'da yapılan görüşmeler tarafsız bir ülkenin gerçek anlamda olduğundan dolayı gayet verimli geçti. Şimdi bu tarafsızlık önemli demek ki. Hemen bir yanda bir parantez açacağım. Tekrar bu konuya döneceğim. Burada bazı çünkü parametre değiştiriyor. Nedir o? Tarafsızlık önemli. Şimdi bugün bir ülkenin senatosundaki birisi, isim vermeyelim ülke ismi, efendim Kıbrıs'ta Türk askeri işgalci demiş. İşte oraya bir Birleşmiş Milletler'in daimi şey atanması demiş falan filan demiş yani. Şimdi böyle bir tarafsızlık olmaz mesela. Türkiye böyle yapmıyor. Türkiye her iki taraf eşit mesafeli davranırken böyle akla hayale gelmeyen, Türk milletinin milli menfaatleri olduğu kadar tarihi de işe sayan, yani Kıbrıs'ta Türk milletinin tarihi 1974'ten başlıyor. Çok daha önce başlıyor. Yani bunu bir taraftan bir Ortodoks Kilisesi'nin madalyasını alıp takıp da veya başka hediye alıp da böyle konuşulması, bu tarafsızlık değil. Birleşmiş Milletler'in ne yaptığını gördük zaten Kıbrıs'ta. Şimdi bu parantezi kapatıyorum. Yani tarafsızlığın ne olmaması gerektiği buradaydı, ne olması gerektiği de Türkiye gerçek şekilde icra ediyor. Bu iki bölüm. Şimdi fakat şöyle, Tahıl Koridoru'nun açılması konusunda şöyle sıkıntılar var. Başlangıçtaki bazı parametreler değişti, bazı veriler değişti. Türkiye açısından, yani Türkiye'nin tarafsızlığı değişmedi. Türkiye'nin her iki tarafa, yani hem Ukrayna'nın tahılı gitsin, hem Rusya'nın tahılı gitsin, hem işte çeşitli ihtiyacı olan ülkeler ulaşsın, Türkiye'de değişiklik yok. Ama değişen bölüm şu: Rusya'nın, Batı'nın gittikçe artan desteği karşısında tahılı bir silah olarak kullanma tercihi ortaya çıktı. Bunu da nasıl kullanacak? Ukrayna'nın satışını tamamen bir tecrit ve ambargo ile durduracak. Kendi tahılında ihtiyacı olan Afrika ülkelerine kendi açıklamanı parayla veya bedava olarak satacak. Bunu yani benim tarafımda ol, tahılı al konumuna gelecek. Dolayısıyla şimdi bunu uygulamaya karar verdiyse, tabii bu bir fikir ve tercih olarak böyle okuduğumuz için söylüyoruz. Yani resmi böyle bir açıklama yok ama yapılan bazı değişik açıklamaları, yapılan bazı hareketleri bu şekilde bağlayabiliriz. İşte Nijer örneğinde olduğu gibi. İşte bu Wagner'e de belki birazdan konuşacağız. Yani Wagner'in Afrika'ya kaydırılması gibi. Dolayısıyla Rusya tahılı bir silah gibi kullanarak kendisini destekleyen, çalışan veya desteklemeye zorlayacağı bazı ülkelerde sinerjik bir etki oluşturmaya çalışıyor. İşte Wagner'le, silah satışıyla ve tahılla, bedava veya para. Dolayısıyla Türkiye'nin bu olumlu çabaları gene devam etmesi lazım. Ama sonuç olarak sonuç alınamayabilir. O anlamda diyorum. Ama bu Türkiye'nin çalışmasını engelleyelim. Hani çünkü sonunda şansını deniyor Türkiye. Barış için, uluslararası istikrar için. Bu bölüm önemli. Yani başlangıçta bu yoktu. Bunu da niye yaptığını bir kez daha ifade edelim. Rusya üstüne gelen Batı'nın silah desteğini yavaşlatmak ve bu desteği kesmek için sahayı genişletiyor, cepheyi genişletiyor. Ama cepheyi şöyle genişletmiyor. Yani Fransa'ya savaş açmıyor. Zaten hani böyle bir şey de etik de olmaz veya uygulaması da çok zor. Ukrayna cephesiyle boğuşuyor. Ama Fransa'nın menfaatten olduğu coğrafyaya özel kuvvet olan işte Wagner güçleri mesela daha çok kaydırarak oralarda Afrika boynuzu coğrafyasında onun etkinliğini kırıp kendisi
orada güç arttırma girmeye çalışıyor. Tal da bunun işte silahlarından bir tanesi. Dolayısıyla şimdi buna karar vermiş bir Rusya'yı cepheyi büyüterek bu sefer Fransa'yı şuna getirmeye çalışıyor. Sen silah desteğini, siyasi desteği azalt. Ben buradaki etkinliğimi azaltayım. Ha, bu tutar tutmaz. Yani belki Fransa'nın veya başka ülkelerin buna karşı farklı politika olabilir. Belki şiddetin arttırabilir. Belki de anlaşma onunla gidebilir. Onu bilemiyoruz sonuç. Ama sonuçta satranç tahtasında Ukrayna'da Brezinski'nin söylediği satranç tahtası bölümünden şimdi tahtanın büyüdüğünü görüyoruz. Şimdi Nijer ve etrafındaki Afrika boynuzunda Afrika ve Libya'dan da aşağı doğru inin. Yani Libya'dan aşağı inen, bu geçen programı arz etmiştim ben. Ta Akdeniz'den okyanusa kadar inen dikey. Evet, Güney Afrika evet, hariç. Aynen. Oraya kadar inen. Ve İngiliz kolonilerin eski kolonileri hariç. Ve yatay olarak da Kızıldeniz'den yine Atlas Okyanusu'na kadar bir hat üzerinde bir yerleşme veya bir güç aktarım planı var. Bunu Rusya yaparken tabii aslında farklı konularda da hedefliyor. Büyük bir güç haline gelmiş Wagner'i bölüyor. Gücünün bir kısmını da Afrika'ya kaydırıyor. Bu birazdan belki konuşacak. Prigozhin uçağı düşmesiyle korunuyor. Bir kısmını da Belarus'a gönderiyor. Yani daha önce kendi içinde çok kullanmadığı Wagner gibi güçleri sınır dışın kullandığında sıkıntı yaşadı. Sınır ötesine tekrar gönderiyor. Gücünü azaltıyor. Başındakileri değiştirerek böyle bir politika uygulamaya çalışıyor. Ama toparlayacak olursam tahıldaki parametreler değişti. Rusya'yı ikna etmek biraz daha zorlaştı. Bunu yapabilirse sadece Türkiye yapar. Başka bir ülke, değerli hocam da çok iyi analizlerine ben güveniyorum. O da birazdan konuşacaktır. Başka bir ülkenin yani şu ziyaretleri, şu mekik diplomasisini yapma gibi bir şansı yok. Biz bunu neye başardık? Yani bu başardık derken niye bu konuda ara bulucu olma yolunu üstlendik? İşte tarafsız kalarak üstlendik. Eğer bir taraftan olsaydık bu sefer öteki taraf bize karşı çok iyi gözle bakmayarak bu görüşmelere yaklaşmayacaktı. O açıdan tarafsız kalmak bazı zamanlar İki Dünya Savaşı'nın olduğu gibi, keşke Bir Dünya Savaşı'nda olsaydı, onun değişik tabii gerekçeleri var. Bazen tarafsız kalmak, savaşan taraf olmamak, bir olayın içine taraf olarak girmemenin avantajları olabiliyor. Hem ülke için hem de dünya barışı için. Yani biraz önce saydığım esir takasından tüm diğer konulara kadar. Dolayısıyla bu görüşmeleri, tahıl görüşmelerinde tabii takip edeceğiz. Yani inşallah iyi bir sonuç çıkar. Ama ben biraz önce söyleyeyim, gerekçeden de olur. Türkiye'nin bütün olumlu çabasına rağmen sonuç almakta zorlanabileceğimizi düşünüyorum. Bunun da tabii ayrı sonuçlar olacak. Yani dünya çapında ayrı sonuçlar olacak da işte Afrika coğrafyasında. Yani dünya zaten öyle bir şey ki, son cümlem bu. Yani bir yere dokunuyorsunuz, kilometrelerce ileride bir yerden bir ses çıkıyor. Dolayısıyla hani küreselleşme derken farklı bir şey söyleniyordu. Şimdiki küreselleşme algısı daha çok millileşme, daha çok milliyetçi patern ön plana çıkartması, yani tam tersine ulusçuluğun ve ulus devletlerin ön plana çıkmasına döndü. Ama o aralarındaki menfaatlerden dolayı bir yere bir taş attığınız zaman çok alakasız bir yerden bir ses geliyor.